Bu bizim İstanbul blokumuz. Uzaktan mı? Bu da bizim havalimanımız. Aa, bu da benim aşkım. Heyecanlı mısın Şat? Evet. Bekliyoruz uçağımızı şu an. Hayır, ben de seni çekeyim aşkım. Yakışıklı mıyım? Evet aşkım. Evet. Uçağa doğru. Mein Schatz hat ein bisschen Flugangst. Ein bisschen, oder? Birazcık aşkım uçaktan korkuyor. Her defasında aynı şeyleri yaşıyoruz resmen. Biz İstanbul'a vardık. Atatürk'e. Şimdi taksilere doğru gidiyoruz. Evet aşkım, nereye gidiyoruz? Alışverişimizi yaptık sabah. Fazla çekemedik, çok kalabalıktı çünkü. Fındıkçı'ya dedi, pazara gittik. Ver birazcık da sen anlat aşkım. Sonra diyorlar ki bu oğlanın dili ağzı yok mu, niye hep sen konuşuyorsun falan. Ben böyle iyiyim. O biraz çekiniyor o yüzden. Öyle yani. Şimdi eşyalarımızı getirimize bıraktık. Ve yemek yiyeceğiz. Acıdık. Dur aşkım, seni çekeyim. Yani bir de sigara içmese çok güzel olacak ama hadi neyse. Uyum kurusu. Ha, böyle acep yokuş yukarısı böyle yürüyoruz işte. Evet, şimdi Eminönü'ne vardık. İnşallah birazdan gemi turu yapacağız. Ya da yarın mı yapsak? Yarın hava daha güzel. Yarın da yaparız. Fıstık. Ben de benim fıstığımı çekiştim. Fıstık. Aşkım. Biraz Titanic yapalım mı? Vallahi burada Titanic biraz zor olur. Ay çok korkuyorum ben sulardan böyle ya, denizden. Naber aşkım? Manzara çok güzel. Bunu babası. İçecek nasıl? Ben var ya şimdi burada yüzerim ha. Yüzsene, atla. Vallahi yüzerim. Hadi atla. Allah çok olsun, vallahi yüzerim. Aşkım, içeceğin nasıl? Bırak güzel hissetti ama. Biraz ekşi sanki değil mi? Boğa güneş öyle bir çarpıyor ki çok güzel. Hatta çocuklar nasıl zekan. Aşkım üşüyünce ceketimi ona vermek zorunda kaldım. Ben de kazak lan. Evet. Seni de çekeyim. Beni de çek. Ben de kazak tuttum. Otelimize geldik. Bu da bizim buradaki tatlı kedişimiz. Yerim ben seni. Fındık. Oh. Bugün uyuyakaldık. Hayırlı sabahlar abi. Hamide. Evet, bugün uyuyakaldık. Çok
yer bulursak tabii. Sonra sonra gideceğiz artık. Hava yine süper ya. Biraz seni de çekeyim. Heh, ne haber? Uykum var ya. Aşkım sana güya ceket alacağız. Bir türlü alamadık ha. Bir türlü bulamadık doğru düzgün bir şey. Yanımıza da hiç doğru düzgün eşya getirmedik. Aman şunu alırız, boşver yük etme. Aman şöyle gerçekten şimdi zorlanıyoruz bulmakta. Bu yol çok kötü. Hadi kapatıyorum be. Oradan resmen deniz manzarası var. Belki görüyorsunuzdur. Aşkım seni de çekeyim. Göster bakalım pazar alışverişimizi. Vallahi güya bugün alışveriş merkezine gidecektik. Bir de ömrümü güya alışveriş merkezine gidecektik. Ama o kadar elimiz doluydu ki. Ay geç. Hah bir tane daha geliyor. Biz geçeceğiz ya şimdi. Hadi geç artık canım benim. Heh, bu da burada durdu. Hamide video yapıyor ya o yüzden. Her neyse. He, aşkım bak buralarını doldurmuşsun. Şişko patates gibi duruyorsun. Şişko zaten. Şişko. Ondan sonra ellerimiz o kadar doluydu ki vallahi vazgeçtik. AVM'den dedik en iyisi eve gidelim. Eşyaları ömrümü falan yedim, bırakalım. Bırakmıyor yemin ederim taşımamı bırakmıyor. Ya ver dedim bir tanesini ben taşıyayım. İzin vermiyor. Bakalım şurası görünüyor mu aşkım bak. Aha evet. Ay ne kadar güzel. Çok güzel. Neyse. Ben de kendimi çekeyim. Hocam beni çekmiyor. Çekebilirim. Ben çekeyim. Burada da böyle kedicik var. Kedicik. Evet otelimize doğru yaklaşıyoruz. Böyle küçük bir otel. Bizim kedi nerede? Daha demin okşak duruyordu. Kendisinin kayboldu şimdi. Onun da adı yokmuş. Giderken ona bir isim koyacağız. Nerede? Gördü valla. Pısı pısı yaptık gördü. Aşkım. Çok güzelsin. Oh, çok güzelsin. Çok çok ya. Nasıl seni böyle dışarıya atarlar ya? Bunun annesini köpekler öldürmüş. Öyle dediler değil mi? Tatlı. Biz böyle kedi delisiyiz. Kendi kedimiz var ya. Senin adın ne olsun? Bugün biraz yaramaz galiba. He, bugün biraz yaramazdı. Orada kedi var da onun için kafayı yiyor. Odamıza doğru gidiyoruz. Biraz da buralardan çekeyim dedim. Burası bahçe. Şimdi restorana giriyoruz. Merhaba. Burada da böyle kahvaltı oluyor hep. Burada asansör. Bas aşkım. Bu da ben. Allah'ım. Başörtü maşörtü her şey valla dağılmış. Bittik. Bugün pazar modus yani. Oh, pazar da pazar modus zaten. Evet. Biz dayanamadık. Dedik ki aşkım bir karşıya gidelim. Bir şeyler yiyelim. Ne yemeye gidelim aşkım? Pasta falan değil mi? Pasta falan yemeye gidelim mi? Kediye bak kediye. Evet hangisini yiysek? Hangisini yiyelim? Vahşi çok güzel bir şey. Mustafa diye bir tatlıcı var burada. Aşkım, ne yiyeceksin? Kafeterolü çikolatalı pasta. Kendininkisini göster. Bu da benim çilekli çikolata. Aslında hiç pasta sevmem.
Günaydın. Bu yıl öldürüyor beni ya. Bu yıl çıkacağız tekrar her zamanki gibi. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi büyük Valdehan'ı bulmaya gidiyoruz değil mi aşkım? Evet, bakalım bulabileceğiz mi? Al aşkım, seni beni çek. He, dur belki deniz gözükür buradan. Ya, daha yukarı çıkmamız lazım. Daha yukarı çıkmamız lazım. Neyse, Valdehan'ın tepesine gitmeye çalışacağız bugün. Ondan sonra da Taksim falan. Orada görüşürüz. Aşkım. Nereye gitmek? Bulduk. Aa, ne kadar sağlam duruyor. Çok güzel. Görünüyor. Video yapıyorum ha. Biz büyük belde hafifesine geldik. Şöyle göster etrafı. Ver istiyorsan ben şey yapayım çekeyim. Böyle herkes burada fotoğraf çekiniyor. Herkese öneririm, gerçekten gelmek isteyen herkese. Çok güzel. Şurası da, bakayım nasıl göstereyim, şurası da Galata Köprüsü. Her şey görünüyor buradan. Manzara süper. Biz de fotoğraf çekindik daha demin. Şurada. Değil mi aşkım? Aşkım gelmek istemiyordu. Çok uzak, nasıl gideceğiz bugün, falan filan diye. Bugün Fener'in maçı var Galatasaray'a karşı. 17 sene oldu bize yenemeyeli. Ay şişsinler. Bu sene de İnşallah bugün Galatasaray'ı yenecek diye ümit ediyorum. Lütfen yenin artık da şuna karşı birazcık ağzımı açabileyim. Vallahi yıllardır durmadan Fener cimbom diye kavga ediyoruz değil mi aşkım? Abi en büyük Fener. İyi neyse. Şimdi bir tribün sloganı atardım da burada ayıp olmasın. Evet. Aşkımıza Galatasaray. Genç Fenerliler, genç Fenerliler, haydi kalkın buradan. Bana dön, dön bana, dön. Sen beni çek. Bir de şunun tipine bakın. Uy, iğrenç. Çıkar şu şalığı, iğrenç. Biz şimdi böyle Taksim'e gideceğiz, inşallah kocam dayak yemez. Orası tüm Galatasaraylıların. Fener'in Galatasaray maçı varmış. Fener Galatasaray maçı var yani. Arkadaşlar Serkan da, herkes bana bakıyor. Serkan da Galatasaray'ın bölgesinde Fenerbahçe şalı taktı. Yemin ederim bütün Galatasaraylılar öyle bir kötü kötü bakıyorlar ki. Neyse ki yanında Melih var. Galatasaraylı olan Melih. O yüzden bir şey yapmazlar diye düşünüyorum. Taksim'e vardık. Nerede salon? Aa, çok güzel. Güzel mi? Bence bunu almalısın. Alır mı? Kesinlikle. Alalım bunu. Alalım bence. Aşkım.
Neler aldık? Yine torbalar dolu. Vallahi. Gezemedik ki. Alışveriş yapmaktan insan doğru düzgün gezemiyor. Şimdi size o meşhur Taksim tramvayını göstereceğim. Ben gerçekten daha demin o şeylerle yürüdüğümüzde o ultraslanlarla bir tane Fenerbahçeli yakaladılar. Adamın üzerine yürüyüp çıkar o gömleği işte o Fenerbahçe şeyini adamın döveceklerdi. O yüzden iyi ki de çıkardı yani. He, dolduralım aşkım. Gel dolduralım. Taksim maceramız da sona erdi sanırım. Biz bittik, tükendik. Şimdi eve gidiyoruz. Maça bakmaya çalışacağız. İnşallah buluruz bir yer. Yükseleceğim. Serkan ne yaptı, ne etti? Bizi maça bakmaya getirdi. Ben maça bakıyorum. Evet. Ne diyeyim ki? Oldu. Ya yemin ederim kendimi bildim bileli kaybediyoruz ya. Ya bir kere adam gibi gol attım. Acayip sinirliyim. Bütün sinirimi şu an Serkan'a döktüm. Bütün Galatasarayların sinirine Serkan'a dökesim var. Vallahi billahi. Nefret ediyorum ya. Acayip gıcığıma gidiyorsun. Çıkar şu şalını. Oldu 18 sene. Sus be. Paralar sizde tabii. Siz en iyi oyuncuları alın. Bize kötüler kalsın tamam. Yoksa kazanırdık biz. Seni inşallah seni. Neyse arkadaşlar bugün de böyle bitti. Moralim bozuk ama neyse artık. Bir gün elbet biz de kazanırız. Aşk kazansın aşkım. Aşk kazandı.